istihdam seferberliğine katkıda bulunmak için yürütülen mesleki eğitim ve beceri geliştirme işbirliği protokolü kapsamında Trabzon'da Turkcell Global Bilgi ile eğitim programı anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında 80 elemanın istenilen niteliklere göre yetiştirilmesi için eğitim kursları düzenlenecek. Karadeniz Teknik Üniversitesi İşkur ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası arasında Dış Ticaret İstihbarat Elemanı Yetiştirme Programı protokolü imzalandı. 20 kişilik sınıflar halinde yapılacak eğitimin talep olduğu sürece devam edeceği belirtildi. Tiyatro Zinos kurucusu Hasan Kavzoğlu, Genel Sanat Yönetmeni İbrahim Kavzoğlu ve beraberindekiler Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Başkan Suat Hacı Salioğlu, devlet tiyatrosu ve özel tiyatroların bulunduğu Trabzon'a mutlaka tiyatro konservatuarı açılması gerektiğini vurguladı. Yeniden Refah Partisi Trabzon İl Başkanı Mustafa Durmuş ve Yönetim Kurulu üyeleri Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Türk-Çin Kültür Derneği Başkanı İrfan Karslı, Başkan Yardımcısı Emilia Huan Ziyang ve beraberindekiler Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Başkan Suat Hacı Salioğlu ile görüştü. Hacı Salioğlu, modern İpek Yolu olarak adlandırılan ve Çin'in yürüttüğü bir kuşak bir yol projesinde Trabzon'un önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'nin tamamlanmasıyla bu konumumuz daha da güçlenecek. Bölgesinin en güvenli yatırım merkezi konumunda olan Trabzon'a Çinli yatırımcıları da bekliyoruz, dedi. Trabzon ve Rize'de iş görüşmeleri turuna çıkan Torbalı Ticaret Odası heyeti, gezinin ilk durağı olan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda Torbalı ekonomisi hakkında sunum yaptı. İş fırsatları konusunda görüş alışverişinde bulundu. Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdülvahap Olgun ve Meclis Başkanı Erkan Aksoy Başkanlığındaki heyet, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salioğlu'yla da görüştü. TOB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, TOB'da düzenlenen çalışma yemeğinde iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesini konuştu. Trabzon Ticaret Sanayi Odası Meclis Başkanı Şadan Eren'in de katıldığı yemekte, Türk iş dünyasının ABD ile serbest ticaret anlaşması istediği vurgulandı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile Soçi Bölgesel ve Dış Ekonomik İlişkiler Birliği tarafından organize edilen Türkiye-Rusya Karma Resim Sergisi Forum Trabzon'da açıldı. Sergide Rusya'dan Gennady Kumaniyev ve Türkiye'den Haydar Durmuş'un 20'şer tablosu yer aldı. Ankara Ticaret Odası tarafından Anadolu'dan Dünya'ya sloganıyla düzenlenen 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde Trabzon 8 coğrafi işaretli ürünüyle yer aldı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın organizasyonuyla oluşturulan Trabzon standında kentin coğrafi işaretli ürünleri olan Akçaabat köftesi, çarşıbaşı keşanı, Hamsiköy sütlacı, sürmene bıçağı, Tonya tereyağı, kazaziye, Trabzon telkari ve hasırıyla Vakfı Kebir ekmeği tanıtıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Başkan Suat Hacı Salioğlu ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü. Trabzon değerleriyle buluşuyor sloganıyla düzenlenen 3. Art Trabzon Ulusal Resim Çalıştayı'nın sergisi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde açıldı. Serginin açılışına eski Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salioğlu, diğer ilgililerle Türk ve yabancı ressamlar katıldı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salioğlu, Trabzon Sanayici ve İş Adamları Derneği'ni ziyaret ederek Yatırım Adası Endüstri Bölgesi konusunda bilgilendirmede bulundu. İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Hüseyin Saberi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Trabzon'da yeni göreve başlayan Başkonsolos Saberi, Başkan Suat Hacı Salioğlu ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü. İran-Türkiye ilişkilerinin gelişmesi için tüm gücüyle çalışacağını vurguladı.
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Zvanko Mujunski, Trabzon Fahri Konsolosu Sırrı Eren ve diğer ilgililerle birlikte Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Başkan Suat Hacı Salioğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Büyükelçi Mujunski, ayrıca iş adamlarına ülkesindeki yatırım fırsatlarıyla ilgili bir sunum da yaptı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile Trabzon Ticaret Borsası tarafından ortaklaşa düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri gerçekleştirildi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Müşterek Meslek Komiteleri toplantısı yapıldı. Trabzon Ticaret Sanayi Odası'nın 6 aylık faaliyetlerinin özetinin yer aldığı filmin izlenmesinin ardından Başkan Suat Hacı Salioğlu Meslek Komitesi üyelerine hitap etti.